Merhaba değerli arkadaşlar hepinize Ankara'dan sevgiler saygılar biliyorsunuz Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na 35 bin personel ataması yapılacağı müjdesi verildi ee, Sağlık Bakanı bunun detaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı bu müjdeyi verdi şimdi sırada Milli Eğitim Bakanlığının aynı şekilde bir müjde vermesi e, vermesini bekliyor diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili sizlerden de sorular geliyor. Ayrıca başka mecralarda da soru soran arkadaşlarımız var. Şimdi bunları cevaplamak istiyorum. Ne demişti? Bakan Tekin öğretmen atamalarına ilişkin olarak 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı, Strateji Başkanları ve bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız demişti. Şimdi alabileceğimiz en yüksek sayıyı atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki kabine toplantısına bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre biz de oturup branş bazı olarak dağılımını yapacağız demişti. Şimdi ee, arkadaşlar 16 Ocak'ta kabine toplantısı olmuş zaten. Bir sonraki kabine toplantısı iki haftada biri olacağını düşünürsek bu önümüzdeki hafta içerisinde olması planlanmakta. Önümüzdeki günlerde bunu da duymuş olacağız. Şimdi e, mesela sabah gibi e, gazetelerde, e, internet haberlerinde zaten e, bunun haberi bilgisi verilmeye başlandı Ayrıca e, elde etmiş olduğum e, duyumlar ve bilgiler sizlere aktaracağım yine. iki konu soruluyor önemli olarak. E, ama ondan önce e, şunu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi 16 Ocak'ta yapıldığını söylemiştik. Şunu söyle söyleyeceğim. E, bakınız kabine gündeminde neler var? İşte iç ve dış siyasi gündem değerlendirilecek. Bu zaten her zaman olan rutin bir şey ve öte yandan kabine toplantısında öğretmen atamalarında ele alınması bekleniyor. Evet arkadaşlar elde etmiş olduğum duyumları bilgilere sizlere aktarayım. Bu bu kabinede öğretmen atamaları belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işaret edilerek toplam sayı bildirilecek milletim bakanlığına ve bu doğrultuda bir kontenjan branş bazı kontenjan sıralaması yapılacak. Daha sonra da yayınlanacak. Bu da sömestr tatili içerisinde ben açıkçası toplam kontenjanın Öğretmen ataması müjdesini verileceğini düşünüyorum. Elde ettiğimiz duyumlar da bu şekilde. Bu hafta içerisinde değerli arkadaşlar, umarım güzel bir haberle karşı karşıya kalırız. Şimdi ikinci konuda işte 35 bin atama yapıldığı söyleniyor. 35 binin üzerinde bir atama olacak deniliyor. Çünkü Yusuf Tekin'in en çok atamayı bizim bakanlığımız yapacak dediği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bunda 20 bin alıp başka bir atama yapsalar 20 bin daha 40 bin en çok atamayı atıyorum. milletin Bakanlığı almış oluyor. Hani böyle iki parçada yapacağını söylemiyorum ama dediğim gibi yani 30 bin civarında bir atama bakanlıkta konuşuluyor bu almış olduğumuz duyumlar arasında ve arkadaşlar bunun atamasının planlanması şu şekilde olduğunu söylemiştik Bununla ilgili çok sık soru geliyor seçim öncesinde. İşte branş bazı kontenjanlar belli olacak. Tercihler alınacak. Atamalar yapılacak. Bu arkadaşlarımız Eylül ayında görevlerinin başında olması planlanmakta. Şu anda kulislerde konuşulan gelen bilgiler bu şekilde. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki haftadan itibaren artık bu toplam kontenjan müjdesi verilecektir. İşte kaç bin atama olacağın haberi Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını düşünüyorum. Özellikle bu kabine toplantı sonrasında böyle bir açıklama gelebilir. Daha sonrasında da Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin detaylarını verecektir. Bunun mülakatlarla ilgili yine arkadaşlarımızın merak ettiği konular var. Mülakat arkadaşlar bu zamana kadar nasıl oluyorsa yarım puan Yukarı yarım puan aşağı yuvarlama sistemi yine devam edecek. Bu şekilde olacak. Yani yeni sistem uygulanmayacak. Seçimden sonra arkadaşlar müfredat olsun mülakat olsun bunlarla ilgili büyük değişikliklerin yapılması planlanıyor. Keza yönetici atamaları bunlar arasında. Bunlarla ilgili detaylı bir düzenlemenin geleceği konuşulmakta. Şu anda arkadaşlar eee Önümüzdeki haftayı takip edeceğiz. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. İyi bir atama sayısı alınır diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Görüşmek